Türkiye'yi siz yönetseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Bilmem. Yani neyden memnun değilsiniz? İnsanların sinirinden memnun değilim. Niye sinirliler? Yaşam sıkıyor herhalde Türkiye'nin sıkıntısından. Açız diyorlar. Yani Türkiye'de aslında hem fakire hem de zengine yetecek kadar yani alabileceği şekilde olanaklar mevcut. Önemli olan onu şey yapmak, bilmek. Nasıl kullanacağını bilmek. Elhamla bereketli yani bizim ülkemiz. Çok şükür. Burada bir tane amca dedi ki emekliyim 7500 TL para alıyorum. Çaya ekmek batırarak kahvaltı yaptım diye yemin et. Ev kendinin mi kira mı? Kira. Kirada oturuyor. Şimdi ona da sormak lazım bu yaşına kadar niye bir şey yapamamış? Kiralar bundan 3-4 sene önce herkesin oturabileceği düzeydi. Tamam şimdi 70-80 yaşında amcalardan bahsediyoruz. Kirada oturuyor. Ne yapmış yani? 70-80 yıllık ömrü nasıl geçmiş? Demek mi ev alamadı diyorsun? Hayır. Gençliğinde çalışıp herkesi alabilme imkanına sahip. Çalışma. Bak benim eşim memur ekstradan ikinci, üçüncü, dördüncü iş ne bulursa gider. Ben de memurdum bıraktım ama şimdi gerek duymuyorum. Hani eşim durmuyor evde, niye durmuyor? Çalışana rızık var diyor. Aramızda sürekli tartışma geçiyor. İnsanımız bizim tembel. Çalışmıyorlar, beğenmiyor. Ben sosyal hizmetlerde 20 senemi geçirdim. İnsanlar tembel. Çalışmayı seven bile kazanır. Evini de alır, barkını da alır. Ondan sonra yatar aşağı yani. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Konuşalım. Arzu emekçi olmayı. Gel. Vallahi ne diyeyim, 400 milyona günlüğe gidiyor ya. Ben de merak ettim. Onun için sordum. Türkiye'yi siz yönetseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Vallahi neyi değiştirdim? Kiraları yönetirdik. Değiştirmezdim. Marketleri değiştirmezdim. Niye değiştirmiyorsunuz? Yani değiştirim dedik ya, yani fiyatlarını artırmazdım. En önemli şeyler onlar. Neyi değiştireceğim? Tayyip babamız Allah razı olsun yemeği ekmek bulamıyor. 400 milyona sürünüyor. 400 milyon? Çorap bile yok. Alamıyorum. Yok. Ciddi misin abla? Gerçekten alamıyorum. Ev kirasından şey mi bulup da yapabiliyor? Ne iş yapıyorsun sen? Vallahi 400 milyona günlüğe gidiyorum işte. Hamallık yapıyor. Ne yapacak? Hamal. Her gün 400 TL'ye gidiyor. Ayda 12 bin TL. Ayda 12 bin olur mu? 3 gün 4 gün gidiyor. Almıyorlar bile. Almıyorlar. Nereden alıyor? Kirada mısınız? Kira 12 milyar. 2 artı 1. Nasıl karşılayabiliyorsun kirayı? Tek sen mi çalışıyorsun? Ben değil, askeri ücretine bir ben, ne o? Çocuk, bir ben. Aç karnımızı doyuramıyor. Ne olacak böyle? Nasıl değerlendiriyorsun gidişatı? Ne olacak işte, değil mi? Allah Tayyip babamızdan razı olsun. Üst üste koya koya bakalım sonumuz ne olacak? Yarın seçim olsa tercihiniz kimden yana olur? Valla o Tayyip olmadığı kesin. Bilmiyorum, hakkımızda kimse o. Teşekkür ederiz. Ben biraz ağır işitiyorum. Türkiye'yi siz yönetseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Ne soru sordun vallahi. Türkiye'yi değiştirmek biraz zor artık. Biraz geç kaldık. Nereden tutarsak elimizde mi kalır? Evet. Maalesef. Bir yerden tutalım da değişsin. Ha da nereden tutalım? Hadi söyle, tutalım o zaman. Dediler ki mesela burada Cumhurbaşkanını değiştirelim, düzelir her şey dediler. Mesela fikir olarak. Cumhurbaşkanını halk değiştiriyor. Halk da bilinçli olmadığı için mümkün değil. O da mümkün değil. Kaldık böyle. Öyle. Yapacak bir şey de yok. Ölüp gideceğiz mi böyle? Halk uyanana kadar yapacak hiçbir şey yok. Uyanmazlarsa? Uyuyup kalacaklar işte. Böyle ekonomi o zaman işte çıkacak. Emekli misiniz siz? Ben emekliyim. Yurt dışındayım. Hangi ülke? Fransa'dayım. Memnun musunuz? Memnunum. Elbette memnunum ya. Siz o zaman şikayet etmeyin. Şikayet etmeyin. Orada yaşıyormuşsunuz. Hayır ben orada yaşıyorum ama burada da geliyorum kalıyorum işte 2 aydır buradayım, görüyorum durumu. En son ne zaman geldiniz? Mesela ne kadar fiyat değişikliği olmuş? Geçen yıl geldim mesela ekmek 4 liraydı. Bu yıl geldim 7,5 lira 10 lira. Euro geçen yıl 9 liraydı geldiğimde, şimdi olmuş 30 lira. Avrupa'da gelenler için burada rahat, sorun yok. Fakat burada yaşayıp da 5000 lira, 7500 lira emekli alan vatandaşlar için zor. Nasıl geçiniyorlar ben aklım almıyor vallahi. Hele kira zaten. Yan komşum 15000 TL'ye kiraya verdi evi. 15000 lira ya. Nasıl? Size bir soru soracağım. Şimdi herkes soruyor. Fransa Türkiye'yi kıskanıyor mu? Diyorlar ya Avrupa bizi kıskanıyor diye. Gerçekten kıskanıyorlar mı? Ya nesini kıskansınlar ya? Türkiye Avrupa'nın ne bileyim ya, yani çeyreği bile değil yani, dörtte biri. Titremiyorlar bile mı korkudan?
Yok ya, hiç umurlarında bile değil ya Avrupalıların ya. Türkiye'nin Türkiye'ye bakış açıları nasıl orada? Ya nasıl olsun ki, yani Türkiye'ye bakış açıları zaten belli. Ekonomisi belli zaten. Halkın da ne durumda olduğunu görüyorlar. Adamlar bizim gibi yani bugünü düşünmüyorlar. Ta 50 yıl geleceğin hesabını yapıyorlar adamlar. Biz de günü kapatmaya çalışıyoruz. Biz de yok maalesef. Biz bugünü bile yapamıyoruz hesabını. İşte ekonomiyi görüyorsunuz. 20 yıldır düzeltemeyen bir hükümet. Yani bundan sonra mı düzeltecek? Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Güzel bir denettim. Her şey lafla. Başka bir şey demiyorum. Bak her gün bir yere gidiyorum. Arada şurada muz 79, başka yerde 38. Yani tek problem esnaflar mı mesela? Esnaflar. Onlar kazanıyor, işçiler sürünüyor. İşte çalışıp onlara götürüyor. Kimse de vicdan kalmamış. İlk önce ben ne istemiyorum? Başka bir şey demiyorum. Bir denetim. Şöyle esnafı kontrol etsinler. Ondan sonra dönüşte cezayı kese kese gitsinler. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ben şu anda gidiyorum. Şurada muz 79. Başka yere gittim. 38 aldım. Ne farkı vardı muzun? O da kazanıyor, o da kazanıyor. Niye böyle bu kadar şeylik, adaletsizlik? Et falan alabiliyor musunuz evinize? Evet, gittiğim zaman aynı esnafa gidiyorum mesela. Arada 30 lira, 40 lira fark var. Yazık. Parası olan yiyor, parası olmayan yemiyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Neyi değiştirmek isterdiniz? İnsanları daha fazla işkence çektirirdim. Ne yapardınız? Daha fazla işkence çektirirdim. Niye? Çünkü bu insanlar hak ediyor böyle olmayı. Hiç kimseye kaldırmıyor. Güzelleştirmeli değil, tam tersine daha böyle batsınlar. Ama ben yurt dışından geliyorum, söz hakkım yoktur. Nerede yaşıyorsunuz? Hayır. Battı mı oralar? Hayır, batar mı canım? Burada her şey 3 kat olmuş. Orası buradan ucuz. Her şey ucuz. 190 liralık telefon 450 euro burada. Şimdi mecbur telefon alacağım, telefonum kapandı. Türkiye'den telefon alacaksın. Evet. Şimdi euro ile geldiniz buraya. Evet ama çok zor. Ona rağmen pahalı. Evet. Orada Türk lirası kazanan ne yapsın? Türk, onlar mahvolmuş zaten. Onlar Allah yardım etsin. Geç. Peki merak edilen bir şey soracağım. Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu? Hayır canım, öyle şey olur mu? Öyle diyorlar orası bize. Cennet. Ne diyorum sana, 190 lira olan bir telefon 450 lira burada. Ben orada... Buraya niye geldiniz? Ben emekliyim, 66 yaşındayım ben. Oradan emeklisiniz? Oradan emekliyim. Sormasaydı, emekli maaşınız ne kadar orada? Ben 50 sene çalıştım. 2100 euro alıyorum. Yetiyor mu peki size orada? Evin olursa fazla fazla. Evin olmazsa biraz zorlanırsın. Çünkü benim evim var. Kira vermiyorum. Buradakiler 7500 TL alıyorlar. Buradakiler mi dedim ya, mahvolmuş. Çünkü kimse ayaklanmıyor. İnsanlar baş kaldırmazsa bunlar bir şey olmaz. Düzelmez. Yerleşmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Türkiye'ye? Evet. Euro'yla geçinebiliyorum tabii ki. Ben 2100 euro maaş alıyorum. Fazla fazla. Hani karşılaştırırsak aynı hesaba geliyor. Buradakiler 1/4 maaş alıyor. 2000 euro ile bile çarpsak 60.000 TL yapıyor. Buradaki emekli maaşından 10 kat fazla mı alıyorsunuz neredeyse? Buradakiler 1/4 maaş alıyor. Yani diyorum sana 190 lira, telefon 450 lira. Ne bileyim, ne anlatayım sana? Bir ceket alıyorsun, 5 liraya aldığım tişörtü burada 15 liraya alıyorum. Euro karşılığı. Burası pahalı. Burası çok pahalı. Yani yaşamak mümkün değil burada. 7500 yemek parası. Burada geçen birisiyle konuştuk, çaya ekmek batırıyorum artık diyor. Kahvaltı evet. Öyle yapıyor. İnanıyorum, doğru söylüyor. Olur. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.